Arkadaşlar, şimdi CapServer yazılımının kurulumundan itibaren Delphi ile dış dünyada işletmelerde bulunan ne kadar şeyler varsa, makinalar, bu makinaları kontrol eden PLC'ler, o PLC'lerin marka, model farkı gözetmeksizin erişen ve dış dünyada da 2 saate kadar çalışmaya müsaade eden CapWare firmasına ait CapServer yazılımı üzerinde duracağız. Bunu biz OPC olarak herhangi bir bilgisayarda çalıştıracağız. Dış dünyadan da buraya bilgilerimizi getirmeye çalışacağız. Bunun için yazılımları otomatik olarak hangileri ise default değerleri kabul ederekten setup'ımızı gerçekleştiriyoruz. Install diyelim. Buradaki en önemli nokta, eğer PLC'leriniz seri portla mı bağlı, Ethernet'le mi bağlı, yoksa paralel kabloyla mı bağlı, yoksa PPI kablolar mı, yoksa MPI kablolarıyla mı bağlı? Önemli olan bunları bilmeniz. Evet, şu anda yazılımımız çalıştı. Sağ alt köşede burada bunun bir ikonu var. Evet, şu. Configuration. Tekrar gösteriyorum. Şuradan sağ fare tuşuna tıklıyorsunuz. Configuration komutunu veriyoruz. Şu anda yönetim paneli bu arkadaşlar. Default olarak hangilerini getirmişse biz bunları silmeyelim. Olduğu gibi bırakalım. Biz yeniden bir işleme başlatabiliriz. Connectivity. Bu CapServer'ın son versiyonları adamlar o kadar ileri götürmüşler ki senin IoT cihazların bile varsa onları da buraya dahil edebiliyorsun. Bunun CapServer firmasına ait driverlar eğer burada tanıtılmışsa ya da o driverları bir şekilde kurmuşsanız IoT cihazını da bağlayabilirsiniz. Sadece PLC'leri yönetmiyor. Başka kontrol kartlarını da yönetiyor. Biz nereden gideceğiz? Connectivity'den gideceğiz. Burada 3 tane kendisi otomatik kurmuş. Bizim kuracağımız ya da bağlantı yapacağımız PLC'miz hangisi? Bizimkisi Siemens PLC'miz. Yeni bir kanalla işlemi başlatıyoruz. Şuradaki açılır kutudan ne kadar marka model varsa oradan kendi PLC'niz hangisi ise bunu seçebilirsiniz. Biz hangisini seçeceğiz? Siemens'in S7200 modeli ve Ethernet portu olan bir modelini seçeceğiz. Next diye devam ediyorum. Buraya bir isim vermeniz çok çok faydalı. Şöyle ki, eğer iş yerinizde birden fazla marka varsa birincisini Siemens diye gitmenizde çok çok fayda var. Siemens'in eğer birden fazla aynı modelde varsa modelini yazıp örneğin S7200-1 ya da pres, kesme, bükme diye de bilirsiniz. Yani oradaki iş istasyonundaki workstation'lardaki yapılan işe göre de bir tanımlama yapabilirsiniz. Ama muhakkak o PLC'nin hangi marka model olduğunu unutmayın. Next diyoruz. Adaptör olarak arkadaşlar bu bilgisayar A'da hangi Ethernet kartını kullanıyor. Wireless'se wireless. Direkt Ethernet kartıysa Ethernet kartı. Bu sizin bilgisayarınızın. Dikkat edin. Karşı bilgisayarın değil. Yani pardon. PLC'nin değil. Yani kendi bilgisayarınızın kartını önce bir bağlıyoruz. Sonra next diyoruz. Buradaki bilgileri mümkün olduğunca default kabul edin. Next. Next. Bir özet bilgi geldi. Neymiş? Biz isim olarak Siemens'i tanıttık. Ethernet'le bağlanacağız. Benim kartım ise NIC dediğimiz network kartım ise bu. Wireless'li bir Ethernet kartım var. Finish. Şu andan itibaren Siemens markasını buraya tanıttım. Tanıtınca hemen ağaç yapısında, ağaç menüsünde aşağıda bir cihaz bağlamamı istiyor. Yani Siemens'e ait bir cihaz bağlayacağız. Artık fiziksel cihaz şimdi geliyor. Burada cihaza bir yine isim vermemizi istiyor. Bu isim modeli neyse onu vermenizde büyük yarar var. S7200. Dediğim gibi birden fazla S7200'ünüz varsa bu tarz devam edebilirsiniz. Yoksa bir tane ise bir tane de kalabilirsiniz. Ya da
Şöyle diyebilirsiniz yaptığı işe göre. S7200 ama Prest'teki S7200. S7200 ama delme iş istasyonundaki PLC. Bu şekilde tanımlama yapabilirsiniz. Next. Modeli buradan bulacaksınız. Şu andan itibaren Siemens'in kaç modeli çıkarmışsa bu zamana kadar gördüğüm kadarıyla 5 model çıkarmış. Bu Netlink'ler ise daha ne diyorlar buna? Akıllı röle gibi bir modelleri var. Bunları tam PLC bile kabul etmiyorlar. Asıl PLC'ler bunlar arkadaşlar. 1200 ve 1500 modeller çıkmış. Bizimkisi hangisiydi? Buydu. Next. Şimdi burada PLC'nin IP adresini istiyor. Eğer dış dünyadan bağlanacaksanız dış modemin dış IP'sini ya da statik IP'nizi işte Türk Telekom'dan ya da Süper Online'dan herhangi bir yerden operatörünüz varsa onun size tahsis ettiği statik IP'yi buraya yazmanız lazım. Yok, fabrika içerisindeki bir intranetteyseniz, dahili bir network'teyseniz onun IP'sini yazmanız yeterli. Bizimkisi şu. Ekseriyette default adresleri de bu arkadaşlar. Sıfır serisinden unutmayın. Şu 3 oktet önemli. Next. Buradaki bilgilerde olduğu gibi kabul edebiliriz. Burada bir önemli bir şey var. Zaman aşımları. Siz bir bilgi gönderdiniz. Ne kadar süre gecikirse bizi uyarsın. Bilgisini buradan yaparsınız. Değilse de default kabul edin. Bunu da default kabul edin. Port numarası. Port numarası önemli. Eğer yeni bir Siemens PLC satın almışsanız fabrika ayarları olarak 102 portu otomatik açılıyor. Delta PLC'lerde 502, Siemens'lerde ise ekseriyetle 102. Tıpkı MySQL'in port adresi default olarak 3306 olduğu gibi. Next diyorum. Next diyorum ve özet bir bilgi geldi. Şöyle bir kontrol ediyorum. Doğru yapmış mıyım? Buradan da ayarlayabilirsiniz hemence. Şöyle bir kontrol ediyorum. Hemen. Zaten en önemli bilgileri bu adam koyu bolt olarak bunları işaretlemiş. Finish. Evet. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık takları. Bu bilgisayar dünyasında PLC camiası tak diyor. Fakat programcılar buna item lafını vermişler. Hemen hemen ikisi de aynı şeyi kastediyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlarım. Bu S7200 PLC'de canlı bir bağlantı var mı? Bunu anlamanız lazım. Bu yüzden de bu konfigürasyon dosyasında iken şurada bir quick client var. Yani hızlı erişim. Şu anda biz hep client çalışıyoruz. Çünkü server'ımız bu zaten. Biz buna bağlanmak istiyoruz. Tüm amaç PLC. Biz bir PLC icat edemeyeceğimize ya da o PLC'nin içerisindeki firmware programına erişemeyeceğimiz ya da yazamayacağımız için mecburen biz client yazacağız. Şöyle bir deniyorum. Ne diyor burada? Tekrar şöyle bir açalım. Buradaki default olarak şeyler karşımıza geliyor. Ama biz bunlar bizim değil. Bizimkisi hangisiydi? İşte bu. Bakın bazen 1200'e otomatik kendisi iç dünyasına bir şeyler yazıyor. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi bu ilgilendiriyor. Evet. Şu anda şöyle bir geçiyorum. İki tane bilgi var. Ve burada da good lafını görüyorsunuz. Arkadaşlar good lafını gördüğünüz an bilin ki bağlantınız tamam. Bazen arka planda bilgiler çıkar. Bu 2 saatlik sürenin olduğuna dair bir uyarı. Hani çünkü aynı anda biz hem buradan bir bağlantı gerçekleştirdik hem de Quick Client'ta bir erişim gerçekleştirdik PLC'ye. Bu onun uyarısı. Şimdi şuralarda takları göreceğiz. Şimdilik bunu kapatalım. Takları yazımına geçelim. Şimdi buradan S7200'ü seçtik. Buradayken sağ tuşu tıklıyoruz. Yeni bir tak açıyoruz. Arkadaşlar bu kısım çok çok önemli. Bunu yapabilmeniz için Siemens PLC'ye dair temel PLC bilgilerinizin olması lazım. Nedir o bilgilerden bir tanesi? Adresleme. Eğer çıkış ya da giriş ya da merker dediğimiz yardımcı röle kontakları vardır. Onların isimlendirmelerini biliyor olmanız lazım. Bizim buna yaptığımız şey önce M1
1.0. Veri tipini default kabul edin. OK. Şuraya da bir isim girmemi istiyor benden. Bu nedir? M1 olsun. M1 dediğimiz şey şu. Otomatik kumanda devresini hatırlayın. Onun butona, start butonuna paralel bağlı olan mühürleme kontağı var. Bu mühürleme kontağıdır. Şu anda tag'ın bir tanesini bağladık. 0 ve 1 değerleri ya da true false değerlerini burada gördük. Bir de çıkışları görelim. Çıkışlar Siemens'lerde Q, Delta'larda Y harfiyle temsil ediliyor. Biz şimdi Q'ları görelim. Q 0 nokta 0'ı adreste aynısını yazalım. Nokta 0. Birinci 0 arkadaşlar mikro denetleyicilerdeki A portu, B portu, F portu gibi düşünün. Noktadan sonraki rakam ise bit ya da pin, mikro denetleyicilerdeki pin gibidir. Yani mantık tamamen aynıdır. Yani ilk rakam portu ifade eder, ikinci rakam ise bitleri ifade eder. Yani 0 ile 7 arasında 8 bitlik oktet, oktal sayı sistemiyle ifade edilir. Okey. Şunu nokta kabul etmiş. Evet. Adresleri M1 0 ve Q0 0. Bu da PLC'deki programcımız ladder diyagramında ne yazmışsa o plana bağlı olaraktan buradan bir tak yapılanmasına gitmeniz gerekiyor. Ben tekrar giriyorum. Şu anda bakıyorum ki evet şu anda değerleri 0 0 ve çıkışları da default olarak 0. Şu anda artık bir bilgi gönderebilirim. Şu anda 0 değeri PLC cihazından okunan değerdir. Bunu da nereden biliyorum? Good'dan biliyorum. Good'u gördüğünüz an bilin ki bağlantı gerçekleşmiş. Şimdi M1'e 1 değerini yazıp çıkışın 1 olduğunu görmem lazım. Hemence gidiyorum. Buradaki mevcut değer 0'mış. Şimdi ben buraya 1 değerini yazdım ve gönderiyorum. Evet. Şu anda oldu. 0 olduğu için büyük bir ihtimalle burada M0 da olabilir. Hemence buraya geliyorum. O tag'ı da ilave ediyorum. M0 adresimiz M01. Değil mi? Yo, M00'mış arkadaşlar. M00. Okey. Şunu değiştirelim. Bunu 1 yapalım. Ben 0. biti kullanmıştım. Okey. Tekrar bakıyorum. 00, 01, 00. Evet doğru. Şimdi tekrar Quick Client'a gidiyorum. Geldim. Şuraya yazalım 1'i. Evet. Bakın Q0 Q çıkıştı. M0'a 1 yazdım. Çıkışı otomatik 1 yaptı. Yani sanki şu bir kontaktör, şu da bir start butonu. Bunu tam olarak böyle düşünebilirsiniz. Ya da M0 bir sensördür. Q0 ise ya bir lamba olabilir, motor olabilir. Yani ya da bir röle olabilir. Rölenin bağlı olduğu herhangi bir şey olabilir. Bu tamamen sisteme bağlı bir şey. Kaydediyorum tekrar 0 değerini. Ve çıkışı tekrar kapattı. Ne oldu? Şu andan itibaren biz CapServer üzerinde Siemens S7-1200 diye 3 tane bilgi tanımladık. Şunu silebilirim artık. Çünkü şu aşamada bana bir yararı yok. Tekrar bağlantıya geçiyorum. Evet, 2 tanesi burada bağlı. Kaç tane client açmışım? Bir sürü client açtım. Bunların her birisi bir user'mış gibi kabul eder sistem. Bu yüzden 2'de 1'de uyarı vermesi o yüzden. Şu andan bir tane kaldı. Tamam. Arkadaşlarım, şu andaki bağlantımız, CapServer ile olan işlemlerimiz bitti. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Ahmet Hocam, anladın? Anladım. Murat Hocam? Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki adımımız şu olacak. Murat Hocam şeye geçebilin şimdi. Ya da şunu bir pauzaya alalım.
Evet arkadaşlarım, şimdi artık konfigürasyon yazılımını ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Şimdi Delphi'mizi açalım. Boş bir proje ile Cap Server'ın yaptığı, daha doğrusu Cap Server'ın içerisindeki Quick Client'ın yaptığı işlemleri biz Delphi ile yapmaya çalışalım. New Windows Application. Burada biz yardımcı olarak bize ne lazım olacak arkadaşlarım? Castle.de bir Almanya web sitesinde bunun tanıtımını yapıyoruz. Buradaki OPC Client Toolkit for Delphi linkini tıklıyoruz. Bu linkin içerisindeki Free Download'dan şuradaki Delphi için DOPC bileşenleri indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kurduğunuz an karşınıza şuradaki bileşenlerin yerinde DOPC diye bir sekmede 5 adet bileşen karşımıza gelir. Evet, şu 5 tane bileşen. Biz bunların en az 2 tanesiyle çalışmamıza devam edeceğiz. Kendi masaüstümüzü ayarlayalım. Bir tane DOPC server bileşeni getirelim. Bir de GUI bileşeni getirelim. Tamam. Şimdi bundan sonraki kısımlar hemence bu boş haliyle masaüstümüze kaydedelim. Bir klasör açalım. Bu da ne olsun? Cap server büyük harfle Cap server Server Delphi uygulaması. Nasıl? Bunu da isim olarak projemize verelim. Unit'imizi kaydedelim. Proje adı da bunu verelim. Evet. Şimdi arkadaşlarım bir yandan da Siemens'in gerçek dünyadaki görüntüsünü görüyorsunuz. O Siemens S7200 modelindeki bağlantı Ethernet kablosu ile bizim modemimize bağlıdır. Modemimizde ise dış dünyaya da açabilirsiniz ya da lokalde de kullanabilirsiniz. Delphi'deki DOPC Server 1 bileşenine çift tıklayalım ve server'dan select komutunu verelim. Karşımıza bu bilgisayara bağlı olan ne kadar OPC server çalışanı varsa buradaki ID'lerinden görebilirsiniz ve isimlerini de buradan seçebilirsiniz. Hangi o PC'ye bağlanmak istiyorsanız buradan bağlanırsınız. Eğer dış dünyada bir IP'nin server'ınız varsa buradan bağlanırsınız. Eğer XML yolunuz varsa yani bir PLC'lere bağlı olan bir OPC server var. Bunların içerisinde de bir XML server vardır. O XML serverların çıktıları ise ekseriyette JSON formatındadır. O zaman buraya yazıyorsunuz o bilgiyi. Değilse buradan devam edelim. Okey. Şuradaki bilgisayar sembolünü tıkladığınızda maviye dönmesi lazım. Artık biz bu OPC server'a bağlandık demektir. Hemen şuradan kendimize göre bir grup açıyoruz. Bu ne olabilir? Okul isimli bir grup olacak ve 1000 milisaniyede taramayı sağlayacak. Yani her 1000 milisaniyede PLC'yi check edecek. Okey. Sonra okulu seçtikten sonra birden fazla grup yapabilirsiniz. Bu bize ne işimize yarar? Diyelim ki bir fabrikada 5 tane PLC'leri bir grup yapabilirsiniz. Ya da şu kattaki PLC'leri diyebilirsiniz. Yani PLC'lerin gruplanması. Böyle düşünün. Burada ise o PLC'lere bağlanacağımız taklara erişeceğiz. Bizimki hangisiydi? Siemens'ti. Bakın burada karşımıza geldi. Çift tıklayarak içine giriyorum. S7200 tanımlamıştım. Bunu içine giriyorum. Ve hatırlayın 2 tane tak tanımlamıştım. Buna start, stop, motor 1, lamba 1 de diyebilirsiniz. Oradaki nasıl isim verirseniz verin onu kabul eder. Ama adresleri muhakkak I0.0, M0.0, Q0.0 gibi Siemens'in PLC'sine uygun olan tanımlamaları yapmanız lazım.
Ben buradan M'yi seçiyorum. Bir de Q'yu seçiyorum. Yani her ikisinde birer uygulama için bunu getirdim. OK ile çıktım arkadaşlarım. Evet, şimdi bu tamam. Gelelim GUI'ye. Bu GUI için buraya örnek olarak bir tane label getirelim. Bu label'ımızın transparan özelliğini kaldıralım. Sonra bunun color'ını siyaha çevirelim. Fontunu da şöyle 12 punto aqua gibi bir şey yapalım. Şuradan da alignment'ını center yapalım. Layout'unu da center'a çevirip ortalıkta bir sanki bir göstergeymiş gibi bir şey yapalım. Evet, bunun ilk default değerinde 0 yapalım. Auto size'ı da kaldırırsak o zaman şu birleştirme işi de önüne geçmiş olalım. Biraz da fontu büyütelim. 16 punto gibi bir şey olsun. Evet, kaydedelim. Bu haliyle bir çalıştıralım. Evet, bir şey yok şimdilik. GUI'yimizi açalım arkadaşlar. Bu Level 1'in caption'ına ben o bilgiyi atamak istiyorum. Level 1'in caption'ına o bilgiyi atayacağım. Hangi bilgi? Şu Q0 bilgisini atadım. Şu anda kodlama tamamlandı. Okey. Çalıştıralım. Şu anda bakın false değeri geldi. False değeri derken ne diyor? Yani bizim o çıkışımız çalışmıyor diyor. Biz şimdi şeye geçelim. Şu bilgiye ben erişemeyecek miyim? Burada Quick Client'a geçelim. Bir deneme yapalım. M0. Evet. Bir yandan da şu bilgiyi de görmek istiyorum ben. Şu true false'u. Olmadı. M0'a bir bilgi yazmak istiyorum. Şu andaki mevcut değeri false. Hemence 1'i bir yazdım. Delphi burası dikkat edin. Apply dedim. Bir anda true'ya geçti. Yani ve şu anda da ekranda da görüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle ışıkta yanmıştır. Evet arkadaşlarım, böylece Siemens PLC'ye Delphi üzerinden CAP Server vasıtasıyla erişim olayı tamamlanmış oldu.